Merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bir hafta önce yayınlanan iOS 15.6 güncellemesi iPhone 6s ve üstündeki tüm cihazlara geldi. Yazılım geldiğinde hemen incelemek için ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak adına iPhone 6s Plus cihazıma yüklemesini gerçekleştirdim. Yüklemeyi yaptıktan hemen sonra incelemelerime başladım. iOS 15.6 ile gelen yeni özellikler, Safari'deki sayfalar arası geçişlerde yaşanan sorunlar vardı. Onu düzeltmişlerdi. İkinci olarak depolama alanındaki saklama alanı dolu olmasa da dolu diye dolu uyarısında bulunuyordu. O sorunda gidermeyi başarmışlardı. Üçüncü olarak ise maillerdeki bazı içeriklerin içinde gezinirken sorunlar olması veya hiç açılmaması ile ilgili sorunlar vardı. Bunu da düzeltmeyi başarmışlardı. Fakat sadece bu 3 özelliği getirip tüm cihazı bozmayı nasıl başardıkları merak konusuydu. Neden mi? Bataryada hiçbir iyileştirme gözükmezken bataryanın hızlı tükenmesi iPhone 11'lerde dahil. Altındaki cihazlarda donmalar, kasmalar hatta X modellerinde yüz algılamanın bile bozulmaları meydana geldiği siz değerli takipçilerim tarafından bana yorumlardan bildirildi. Hatta bir bayan takipçimin yazdığı yorumda bu iOS 15.6 güncellemesini yaptım, cihazım hiçbir şekilde açılmıyor diye yorum yaptı ve yardım istedi. Gerekli yardımları ve nasıl düzelteceğine dair bilgiler verdim. Sadece bayan takipçiden değil diğer takipçilerimden de mesajlar yağdı ve sürüm çok kötü olduğu hakkında yorumlar, konuşmalarda gerçekleştirdik. Tüm bu geri dönüşlerden sonra nasıl iOS 15.6'dan iOS 15.5 yazılımına geri dönüş yapabilirsiniz diye sizlere bilgilendirmede bulunmak adına video düzenledim. Onu da videonun altındaki açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Oradan tekrar ulaşabilirsiniz gençler. Şimdi bu yazılımı niye çıkardıkları veya ne akla hizmet yaptıklarını sizlere açıklıyorum. Apple şirketi satış politikası adına iPhone kullanıcılarını yeni üst segment akıllı cihazlarını almak için zorluyor. Çünkü iPhone kullanan bir insan kolayca Android cihaz kullanamıyor ya da çok zor bir süreçten geçerek alışmaya çalışıyor. Apple geçen yıl belki unutmuştursunuzdur bir açıklama yaptı. Bu açıklamada cihazlarımızın performansı adı altında yeni sürümlerin en alt cihazlarda çalışmayacağını, uyumluluk göstermekte zorlanacağını düşündüğümüzden dolayı eski cihazları yavaşlatıyoruz diye bir açıklamada bulunmuştu. Hatırladınız mı? Aranızda hatırlayanlarınız çıkacaktır. Şimdi yaklaşan iPhone 14 çıkışına yakın bir zamanda böyle bir yazılımı çıkararak hali hazırda iOS 16 güncellemesini almayacak olan iPhone 6s, 6s Plus ve 7, 7 Plus gibi cihazların tabiri caizse cenaze törenleri düzenlenmiş oldu. Kasmalar, donmalar, hızlı batarya tüketimi gibi sorunlarla karşılaşan bu kullanıcılar ne yapacaklar, stabil bir cihazım olsun diye üst segmentlere yöneleceklerini bildikleri için Apple yöneticileri bu yazılımı piyasaya sürdü. Her şey satış politikası. Ama ülkemizde en ucuz iPhone 8 modelleri ikinci el piyasasında bile 5000 ve 6000 bandında iken ya da ucuz Apple diye adlandırdıkları SE modelleri bile 10.000 TL bandında seyrederken uygun fiyatlı iPhone kullanıcıları üst modellere çıkmakta zorluk çekecekler ya da kredilerle cihaz almaya başlayacaklardır. Az bir para değil. Apple'ı kullanıyorsanız bu paralara çıkmak zorunda bırakılıyor kullanıcılar. Eylül ayında piyasaya çıkacak olan iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 kullanmaya başlayınca şirket bir güzellik yaparak iPhone 6s serisi ve 7 serisi için iOS 15.7 yazılımını çıkaracak. Bir nebze de bu cihazlara yaşam suyu verecek. iPhone 5s gibi çok eski cihazlara bile arada nefes alabilmesi için küçük etkili güncellemeler sunuyor. Konu 6 serisi ile 7 serisi olunca iOS 16'dan sonra bir yaşam suyu verecektir. Desteğini kestiği cihazlara niye halen böyle yazılımlar sunuyor diyenleriniz olacak aranızda.
Çünkü Apple ne kadar cihazlarını güncelleme desteğini kesip kaderine terk etmiş olsa bile Apple kalitesi diye bir şey var. Adamlar bunun için küçük ama nefes almasına yardımcı yazılımlarda bulunarak firma kalitesini korumaya devam edeceklerdir gençler. Gelelim sonuç olarak iOS 15.6 yazılımına. Şu an yükleme yapmadıysanız geçmeyin. Eylül ayından sonra gelecek olan iOS 15.7 güncellemesini yaparsınız ve cihazınızı boşuna yormazsınız. Satıp üst segment modellere geçeyim mi düşüncesinden de kurtulmuş olursunuz. Peki sizce iOS 15.7 ne zaman gelmeli? Gelince cihazların kahramanı mı yoksa katili mi olacak? Fikirlerinizi kanalıma abone olup bizlerle paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.